Merhaba arkadaşlar, Eğitim Tube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu şekilde eğitim ve öğrenim videoları için lütfen abone olmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar, bugün TIA Portal ile Factorio programlar arasında nasıl bağlantı yapacağız? Bunun hakkında bilgiler vereceğiz. Öncelikle bu şekilde videolarımızın, eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız lütfen videolarımızı baştan sona kadar izleyip abone olmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar, TIA Portal'la Factorio programlar arasında bağlantıyı sağlayan bu template dosyası var. Bu template dosyası Factorio sitesinde mevcuttur. Normal tarayıcımızdan Factorio template dosyasını direkt ilk çıkana tıkladım. Factorio'nun kendi sayfası. Burada Download for TIA Portal V15. V15 V16'ya da uyumlu zaten. İkisi birlikte çalışıyor. S7 1200 mü kullanıyorsunuz? S7 1500 mü kullanıyorsunuz? Hangisini kullanıyorsanız indirebilirsiniz. Ben S7 1200 kullanıyorum. S7 1200'ü indiriyorum şimdi. Bu arada arkadaşlar, TIA Portal'ı nasıl indireceğimize dair YouTube'da bir sürü video var. Bu yüzden ben TIA Portal'ı nasıl indireceğimizi videosunu çekmeyi düşünmüyorum. Zaten çok zor bir şey de yok. Siemens'in sitesine girip üye olup oradan direkt indirebilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. İndirilenlerden Factorio template dosyasını çıkartıyorum. Buraya çıkart. Dosyamız çıktı. Şimdi arkadaşlar, dosyamızı açtık. En altta Factorio template var. Burada ben daha önceden TIA Portal ile birlikte açtığım için direkt TIA Portal'la açabiliyorum. Ama sizin muhtemelen ilk defa açıyorsanız, ilk defa kullanıyorsanız TIA Portal'la aç diyemeyeceksiniz. Onun için birlikte aç demeniz gerekiyor. Burada aynı şekilde Siemens TIA Portal çıkmayacak size de. Başka bir uygulamayı seç diyeceksiniz. En aşağıda uygulamayı seçmek için tıklayacaksınız. Daha sonra TIA Portal'ın hangi dosyasında olduğunu bilmiyorsanız eğer dosya konumunu aç diyerek buradan TIA Portal uygulamasını bulabilirsiniz. Siemens Otomasyon Portal V16 1000. Onun içindeymiş. Siemens Otomasyon Portal V16 1000. Buradan hemen buluyoruz. Evet, bu dosya. Buna tıklayarak birlikte açabilirsiniz. Ben şu anda açık olduğu için ben tıklamayacağım. Direkt açıyorum. Açılma işlemi biraz zaman alabilir. TIA Portal biraz ağır bir program olduğu için biraz geç açılıyor. Evet, TIA Portal'ımız açıldı. Bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Upgrade diyoruz. Dosyayı TIA Portal'ın içine yüklemeye başlıyor. Evet, dosyamız yükleniyor. Evet, Project V diyoruz. Direkt device'ları falan seçmemize gerek yok. Tamamen indirdiğimiz dosyanın içinde seçili bir şekilde bizi karşılayacak. Direkt Project V diyoruz. Projemiz açıldı arkadaşlar. Device'ları bir kontrol edelim ilk önce. Evet, kendisi seçmiş. CPU 1211C. Evet, devam edelim. Main'imize bakalım şimdi.
Evet. Burada bir fonksiyon var, görmüş olduğunuz gibi. Bu fonksiyon biraz önce bizim indirdiğimiz dosyanın içindeki fonksiyon. Bu bizim TIA Portal'la Factory AI arasındaki bağlantıyı sağlayan fonksiyon. Bunu hiçbir şekilde açmıyoruz. Yani açabiliriz ama herhangi bir değiştirme falan hiçbir şey yapmıyoruz. Tamamen hazır bir şekilde gelen bir program. Bu program bizim Ladder dili ile yazılmadığı için bilmeyen arkadaşlar olabilir. Main'den Switch Programming Ladder. Bu şekilde Ladder programına çeviriyoruz. Evet, şimdi bu şekilde buraya dokunmadan aşağıdan programımızı yazarak Factory ile birlikte çalıştırabiliriz. Şimdi bunu görmek için bağlantı nasıl yapılıyor? Önce bir simülasyonumuzu açmamız lazım. Evet, load diyoruz. Start modül. Finish. Şu anda simülasyonumuzu başlattık. Faktoraya geçelim. New diyorum. File. Drivers. Buradan Siemens S7 PLC SIM seçiyorum. Önce bir konfigürasyonu kontrol etmek istiyorum. Buradan S7200 kullanıyorsanız, S7200'ü 500 veya 300 hangisini kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz. Burada sayısal data tipini gösteriyor. D-Word. Bu şekilde kalıyor. Burada input output'ların sayısını belirtiyor. Buradan istediğiniz kadar input output ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde analog input output ekleyebilirsiniz istediğiniz gibi. Burası da bu şekilde. Herhangi bir şeyimiz yok. Connect diyorum. Evet, başarıyla bağlandık arkadaşlar. Şu an hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi boş fabrika içerisindeyiz. Ben hemen size bir ufak bir deneme göstereyim. Burada malzemelerimiz var. Bunları daha sonra detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ben hemen çalışma sistemini göstermek için size şöyle bir konver koyayım. Bir tane bracket ekleyeyim. V tuşuyla basılı tuttuğunuz zaman yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Üzerine bir tane start butonu ekleyeyim. Biraz yukarı kaldım. Sağ tuşa basıp bu şekilde sağa sola, ileri geri, yukarı aşağı çevirebiliyorsunuz. Üzerine koyduk. Şimdi ben bir tane start butonumuz var, bir tane konverimiz var. Yani motorumuz var. Ben start butonuna bastığımız zaman konverimizi çalıştırmak istiyorum. Bunun hemen projesini yapalım. Şimdi buraya bir tane start butonu için açık kontak koyuyorum. Bir tane motor için bobin koyuyorum. Start butonuna 0.0. Ekledim. Motorumuza da Q0.0 diyorum. Yüklüyorum. Load diyorum. Evet, yükledik. Tekrar Factory'ye geçiyorum. Drivers'a geliyorum. Start butonuna biz TIA portalımızda I0.0'a bağlamıştık. Oraya ekliyorum. Sonra motorumuzu da
0.0 Q'ya bağlamıştık. Onu da oraya ekliyorum. Şimdi çalıştıra tıklıyorum arkadaşlar. Start'a basıyorum. Konvoyumuz çalışıyor. Bırakıyorum, duruyor. Durmasının sebebi mühürleme yapmadığımız için. Bastığımız zaman çalışıyor. Bıraktığımız zaman duruyor. Faktoraya bu şekilde arkadaşlar. İleride daha güzel projeler yapacağız. Şu an için denemelik gösterdim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Video işinize yaradıysa eğer beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler.